Sevgili takipçilerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Balkonda biliyor musunuz? Benim aylardır bakamadığım çiçeklerim ne hale gelmiş göstereyim mi size? Balkondaydı. Çiçeklerim bitlenmiş şu şekilde. Gerçekten çok kötü olmuş arkadaşlar. Bakamadım, ilgilenemedim. Balkondaydı benim çiçeklerim. Hele şuydu sanırım. Bakayım. Evet. Şunun çok güzel çiçekleri vardı arkadaşlar. Neredeyse 5-6 ay hiç çiçeği bitmemişti. Çiçeğinin biri kuruyor, biri tekrardan oluyordu kalanşolarım. Gerçekten çok kötü bitlermiş. Tam bunun açma mevsimi aslında ama bitler izin vermiyor. Çiçeğimin canlanmasına şöyle göstereyim. Bunu zirai ilaçlardan almam lazım aslında ama şu an gidip alamadığım için İnternetten bazı yöntemlere baktım. İnşallah faydası olur. Bunu deneyeceğim. Eğer ki faydası olursa da sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Bakın çiçek açmaya başlayıp kalonşularım ama her yerinde bitlenmeler var şu anda. Eğer ki faydasını görürsem sizinle de paylaşacağım daha sonra arkadaşlar. Bakın bitleri göstereyim mi şöyle size. Şöyle kulak çubuğumla şimdi bunları temizleyeceğim ben aralarını. Ondan sonra da internette gördüğüm yöntemle yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerim hiç şey olmadı, canlanmadılar. Neden böyle oldu? İşte bitlerden dolayı sanırım. Şunlarda aloe veralarım da yok arkadaşlar. Çok fazla. Varsa da çok görünmüyor ama var. Onlarda da var, evet. Onlarda da var. Çünkü onlarda da belli yani. Bakın şurada. Aşkın gözyaşları çiçeğim vardı. Bu falan bayağı kötü olmuş. Çürümeye mi gelmiş artık sudan mı bilmiyorum. Evet suyunu da fazla koymuşuz herhalde bunu balkonda. Bakın yaprakları dökülüyor bunun. Ama bunda da bitlenme var. Bunda da bitlenme var. Şöyle en çok üzüldüğüm de arkadaşlar. Hadi aloe vera çok nasıl diyeyim azgın bir çiçek yani. Hemen diktiğin zaman oluyor. Bakın şu şekilde ben bunu gelişi güzel dikmiştim. Diğer balkonumdaydı bu geçen yılda. Diğer balkonumda bakın hiç ne suladım ne bir şey yani unutmuşum orada bir köşede. Kalmış böyle ve bakın nasıl olmuş. Bunlara baktığım halde birbirinden sanırım bitlenmiş yani birbirine geçmiş. O yüzden bu diğer balkonumda bunda bitlenme yok çok fazla. Evet. Bunların çiçeklerini daha sonra hepsini değiştireceğim. Yeni saksılar alacağım bunları. Bugün şöyle arkadaşlar sizinle inşallah faydası olur. Şöyle Arap sabunuyla. Benim biraz Arap sabunum kalmış içinde. Bunun çiçeklerimi de deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle sprey cam sef spreyiydi. Bu içi de iyice dezenfekte ettim. Yıkadım. Şu şekilde bu kadar su doldurdum ve bir kısımda Arap sabunu koyacağım biraz içine şimdi ben bunu. İnşallah iyi gelir. Şöyle birazcık koydum Arap sabununda. Arap sabununun bir zararı yokmuş duyduğum kadarıyla ama inşallah çiçeklerimi iyice kötü etmez. Dediğim gibi eğer ki faydasını görürsem sizinle zaten daha sonra tekrardan paylaşacağım. Bakın dibine falan yumurta falan koymuştum ben böyle. Hani kahvaltıdan artan yumurtalardan koymuştum dibine vitamin mineral olsun diye. Şöyle şu fazla yapraklarını, kuruyan yaprakları bir alayım içimle. Şöyle koyayım bir kenara. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben spreyimi sıkmadan, yapmadan önce şöyle kulak çubuğuyla şöyle kolonya koydum. Şöyle kasemin içine ambulans geçiyor bu arada. Şöyle bakın. Bakın. Buna hem un biti diyorlar herhalde arkadaşlar. Hem de çiçekte bakar mısınız bitler yani bunlar çiçeklerde bakın. Bunları bu şekilde çok yoğun olan yerleri ayıklayacağım bu şekilde. Ondan sonra Arap sabunumu kullanacağım.
Gerçekten virüs gibi çiçeklerimin bir iki tanesindeydi bu. Hepsine yayılmış. Şu yaprakların arasında. Bunun bir çaresine bakmazsam çiçeklerimin hepsi çöp olacak. Bakın. Hele şu kalonşumda daha çok. Şöyle bunu da kolonyayla yapmak istiyorum. Bakar mısınız buna? Şöyle iyice bu yaprakların arasını bu şekilde temizlemem lazım. Hem şu şekilde sıkalım bir. İnşallah faydası olur. Şöyle aralarını da temizleyeyim çiçeklerimi de. Çok seviyorum çiçekleri ben. Dediğim gibi arkadaşlar, 3-4 aydır zeytin toplarken çiçeklerimle ilgilenemedim. Bu şekilde olmuş. Sağ olsun annemle çocuklar yine su dökmüş, diplerini susuz bırakmamışlar. Bakın burada da bir tane çoğaltma yöntemi yapmıştım. Yapraktan çoğaltma. Fışkırmamış ama hala yaprağı duruyor yani. Fışkırmamış ama dibinden. Bu şekilde yapraklarımı Arap sabunuyla sıktım ve şu şekilde kulak çubuğuyla iyice yıkayacağım aralarını ve bitlerin de çıkmasını sağlayacağım. Bu arada arkadaşlar hala bizde dediğim gibi ev değiştirme durumumuz vardı. Hala tapuyu alamadık üzerimize. İnşallah tapuda da bir sorun olmaz. Daha tapumuzu alamadık. Tapuda da bayağı sıra bekleniyormuş bu arada. Yaklaşık 4-5 gündür falan tapudan mesaj gelecekmiş sanırım. Tapu harcını yatırdıktan sonra tekrar randevu veriliyormuş. Onu bekliyoruz bakalım. O yüzden öbür evle alakalı hiçbir şey yapamıyoruz. Daha içine hiçbir şey yapamadık yani. Şu an evde her yerde çok karışık. Bazılarını koliledim, paketledim eşyalarımın ama yine kullandıklarımız olduğu için beklemede yani. Bu şekilde sabırla bitlerden arındıracağım arkadaşlar. Çiçeklerimin. Yoksa gerçekten çiçeklerimin hepsi kuruyacak. Şöyle bol bol sıkayım ki bitleri de dökülsün. Şöyle kolonyalı suyunu ben de yapıyorum. İnşallah faydası olur annem ya. İnternetten duydum bu fikri de. Arap sabunu. Eskiyenin içine biraz Arap sabunu koydum suyun içine. Çok kötü ama olmuş dibine şimdi. Toprağına zarar vermez mi? Bilmiyorum işte toprağına zarar verir mi? Dibinden şey yapıyor. Baksana dibinden. Şunlar anne. Şey mi annem? Ağlayan çiçek herhalde bu. Böyle. Şimdi. Bence ağlayan çiçek. Evet. Hayır, ağlayan çiçek değil. Ağlayan çiçek sanırım, damlayan çiçek değil mi? Bu ağlayan çiçek içine. Ben atmışım dur içine. Bak şunu da dikmiştim ya içine. O olmadı. Birazcık da şuna sıkalım. Ay, yine bunu iyice dezenfekten edeceğim. Aşağı mı iniyorsun sen? Aşağı mı iniyorsun? Geldim mi? Aldın geldin mi? Evet. Tamam çocuğum. Çok hızlıymış. Evet. Bunda çok fazla yok. Şunda çok fazla. Bir de şunda da var arkadaşlar. Bunda da var. Bayağı dibini falan temizlesem olacak. Böyle
şöyle. Ben bunların bitlerini iyice temizleyeceğim. Bakın. İyice temizleyeceğim ben bunları. Ondan sonra aloe veralarımda da var. İşte dediğim gibi iyice temizledikten sonra sprey sıkacağım arkadaşlar. Ondan sonra ilerleyen günlerde sizinle tekrardan paylaşacağım ben bunu. Çiçeklerimi bu şekilde arkadaşlar hepsini spreyimden sıktım ve yoğun olan yerdeki bitleri ayıkladım. İnşallah faydası olur arkadaşlar. Faydası olursa zaten ileriki videolarımı sizinle paylaşacağım sevgili dostlar. Bakın. Şöyle alayım size. Evet. Zaten faydasını bulursam da ileriki videolarımda dediğim gibi paylaşacağım. İnşallah faydası olur. Geçen yıl arkadaşlar çok güzel sardunyalarım vardı benim. Sardunyalarım da çürüdü. Neden olduğunu bilmiyorum. İnşallah bu yıl birkaç tane daha sardunya almak istiyorum. Sardunyaları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Kalonşoları da öyle. İnşallah kalonşolarım çok güzel olur. Şu kalonşom çok güzel açmıştı dediğim gibi. İnşallah bitlenmeler geçer. Bir de saksısını değiştirmek istiyorum. Hem saksısını hem de toprağını değiştirmek istiyorum. Belki onun da bir faydası olur. İleriki günlerde sizinle paylaşacağım. İnşallah bitlenme geçer. Bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videom da böyle olsun. Gerçekten ev çok dağınık. Böyle bir video çekeyim istedim. Boş bırakmak istemedim kanalımı. O yüzden inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Videolarımın devamında başka videolarda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.